En son dizi kullanımlarını anlattıktan sonra döngü örneklerine geçmiştik. Yani en basit şekilde bir dizi nasıl tanımlanır? Bunu örneklendirdikten sonra dedik ki bir de döngülerimiz var. Döngüleri de biz dört farklı şekilde kullanabildiğimizi söyledik. Bir for döngüsü, for each, while ve do while şeklinde döngülerimiz var. For döngüsü dedik ki üç kısımdan oluşuyordu. Yani for döngüsünün bir başlangıç değeri olan kısım var. Bir sharp kısım var. Yani döngünün ne kadar dönmesi gerektiğini belirttiğimiz kısım var. Bir de birinci kısımda olan değişkenin değerini artırıp azaltabildiğimiz bir kısım var. Yani dedik ki for döngüsü 3 kısımdan oluşuyor. Bunun haricinde for each döngüsünden bahsetmiştik. Dizi elemanlarını tek tek gezmek istiyorsanız for each döngüsünü kullanabilirsiniz. For each nasıl çalışıyor? For parantezi açıyorsunuz yine. Dizinin değişken tipi her neyse o tipte bir değişken üretiyorsunuz. O değişkeni bir isim veriyorsunuz. İki nokta sonrasında dizinin ismini yolluyorsunuz. O dizi size hangi tipte yer dönüyorsa iyi, artık o her bir elemanı dizi ne yapıyor? İyi içerisinde saklıyor ve sistem aferin teremde değerleri tek tek biz ekrana yazdırdığını görebiliyoruz. While döngüsü için ise şöyle demiştik. While döngüsü, while parantezi içerisinde her ne zaman true dönerse döngü o zaman sürekli çalışır. While döngüsünün sona ermesini istiyorsanız while parantezinin içerisinde bir şekilde false yapmanız lazım. False olduğu zaman döngüden çıkmış oluyor. Yani mesela 0'dan 10'a kadar sayı saydırmak istiyorsak 10 olana kadar dönsün istiyorsak i küçük eşittir 10. Yani bir şartı sürekli sağlanması gerekiyor. i'nin değeri ilk etapta 1. i'yi arttırdım. i'nin değeri 2. 2 ondan küçük müdür? Evet. Yani burası sürekli evet dönüyor. Bir süre sonra ne zaman hayır dönüyor? İ değeri ne zaman ona erişirse while döngüsünden çıkmış oluyor. While çalışmamış oluyor ve alt satırlardan kodlarımız devam ediyor. Bir de do while var. While döngüsünden farkı while'in skopu bulunmaz. Yani do while'da şu kısım bulunmuyor arkadaşlar. While'in sadece şart kısmı var. Sonuna noktalı virgül ekliyorsunuz parantezden sonra. Yani süslü parantezi açılış kapanışı do while'da while parantezi de olmuyor. Bakınız do bloğu var. Do while döngüsü çalışmasa bile en az bir defa uygulanacak kod bloğudur. Eğer while döngüsü sürekli çalışırsa do bloğu da sürekli çalışmış oluyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz. While'in şuradaki süslü parantezini almış da do bloğunu eklemişler gibi bir kullanım var. Döngü Döngü en az bir defa çalışması durumunda. şart sağlanmaz mı? Şart sağlanmasa bile. Şart sürekli sağlanıyorsa zaten doğruluyor, yine çalışıyor. Örnek 2'de demişiz ki integer tipinde bir dizi üretin. Dizilerin eleman uzunluklarını üretirken belirtmek durumundaydık. Kullanıcıya dedik ki kaç adet sayı gireceksin bunu da sen söyle. Dışarıdan bir sayı aldım. Dizinin eleman uzunluğu ise o sayı kadar üretmiş oldum. Daha sonrasında dizinin her bir elemanına dışarıdan aldığım değerleri atadım. Bir alttaki for'da ise dışarıdan aldığım bütün değerleri dizi içerisine atmıştım. O dizi içerisindeki bütün elemanları tek tek ekrana yazdırdım. Aynısını demiştik ki for işte yapmak daha basittir. For işte yapacaksınız. Şöyle yapabiliyorsunuz. For kontrol boşluk dediğiniz zaman direkt for each üzerindeyken ilgili döngüyü üretebiliyorsunuz demiştik. Üçüncü örnekte dedik ki for döngüsü sadece sıfırdan belirtilen sayıya kadar saymaz. Başlangıç değerinden belirli bir şarta kadar olan kısım sürekli çalışabilir. Yani sıfırdan da başlayabilir, yüzden de başlayabilir. İ artı artı da diyebiliriz, İ eksi eksi de diyebiliriz. Yani diğer operatörleri de for döngüsünde kullanabildiğimizi
gördünüz. Birinci örnekte dedik ki 100'den başla 0'a kadar git. 0 da eşit olsun. 5'er 5'er azaltarak 100'den 0'a kadar sayıları yazdırmış oluyor. Yine çarpma işlemi de aynı şekilde. 1'den başlayarak 100'e gelene kadar ikişer ikişer çarpa çarpa ilerleyebiliyoruz. Yani burada operatör artık size kalmış. Daha sonra dedik ki yeni bir örnekte başlangıç değerleri, bitiş değerleri ve artış miktarını tamamen bütün değerleri kullanıcıdan istedik. Ona göre döngüyü döndürüp sayıları ekrana yazdırdık. Bir de while döngüsünde ve for döngüsünde sonsuz döngü nasıl yapılır? Bunlardan bahsetmiştik. Bakınız for döngüsünün bir içerisinde ne yazmam gerekiyor? İki tane noktalı virgül. Bu sonsuz döngü demek. Sonsuz döngü bir sayıya kadar dönsün istiyorsanız for'un içerisinde bir if ile değer belirtmeniz gerekiyor. Bu nedenle geçici bir değişken ürettim. Atıyorum ismine int sayı eşittir 0 dedim. Sayı değişkenlerini sürekli arttırmam lazım ki if içerisindeki sayı değişken değeri bir süre sonra 200.000'e ulaşsın. Dedim ki 200.000'e ulaşırsa döngüden çık. Buradaki break kelimesi döngüyü kırmak için kullanılıyor. Döngüden çıkış yapabilmek için. Aynısını while döngüsünde de yapmak istiyorsan while'in içerisi her ne zaman true çalışırsa while döngüsü sürekli çalışır. While'i bir şekilde false yapmanız gerekiyor. Yani şu true olan kısmı false yapamıyorsanız yine while'den çıkmak için break kelimesini kullanabiliyorsunuz. Continue ifadesi ise atlamak demek. Yani 1'den 10'a kadar olan sayıları yazdırıyorum örneğin. Diyorum ki if içerisinde i eşit eşit 5 ise continue. 5'i sayma, 6'dan devam et. Continue döngü bir sonraki değerden çalıştırmaya devam eder. Direkt döngüden çıkmak için continue bir sonraki değerden ilerletebilmek için kullanılıyor. Şimdi yeni örnekler yapacağız. Örnek 6 diyelim. Bu örneği sizden istiyorum yine. Örnek 6. Sorusu olan varsa alabilirim. Orada ilk i eşittir eşit eşit 5'den başka mesela farklı değerlerde belirtebiliriz. Örneğin 5 veya 7 veya 9 olsaydı atla diye çok olabilirdi. Çok ifade kullanabilirdi. Olabilirdi. İfin içerisinde istediğiniz kadar veya evet, kullanabilirsin. D veya kullanabilirsin. Başka sorusu olan? Orada bir de sonsuz döngüde break ekliyoruz. Break etmeden de ilk içinde kuşu yapsa bu güzelsin yani. Evet, sonsuz döngü olmasaydı, ikinci içerisinde yine break etmeseydin döngüden çıkmış olacak. Break eklemeden. Break eklemeden sonsuz döngüyü sona erdiremezsiniz. Mutlu olmuyor zaten. Çık mutlu olduğun değil de 500 mesela dedik de vay değil mi? O hiç. Tamam. Normal bir for döngü sürekli. 0'dan 10'a kadar say verir. Orada break eklemeden bitirebilir miyiz diye soru soruyor. Evet. Break eklemezsiniz döngüden çıkış yapamazsınız. Döngüyü sona erdiremezsiniz. Yani muhakkak o değerleri tek tek sürekli döndürmesi gerekiyor. 10 kere döngüyü sürekli döndürmesi gerekiyor. Siz diyorsunuz ki mesela 2 kere saysın daha sonra bitirsin. O zaman break kullanmanız gerekiyor. Yani bir sayı tam istediğiniz kadar sayı ulaşmadan da bitirmek istiyorsanız direkt kullanacaksınız. Yoksa istediğiniz sayı kadar sürekli döner. Örnek 6 diyelim. Örnek 6'da şunu istiyorum sizden. N elemanlı bir string dizisi üretin. En elemanlı bir string dizisi üretmek istiyorsam ne yapacağım? Şöyle ben size soruyu bir söyleyeyim. Acrostiş dişi örneği yapacağız arkadaşlar. Yani mantık nedir? En adet dışarıdan string isteyeceğim. O stringlerin baş harfini for döngüsünde birleştireceğim. Yeni bir string elde edeceğim. Örneğin ismek yazıyorum. Baş harflerini birleştirince İsmek kelimesini elde etmiş olacağım. İ ile başlayan bir isim.
S ile başlayan bir isim. Evet, 5 tane dışarıdan isim isteyeceğim. İlk karakterlerini birleştireceğim. İsmi elde edeceğim. Bunu for döngüsüyle yapacağız. Dışarıdan en adet kelime istemenizi istiyorum. Soruyu söyleyeyim. Dışarıdan en adet kelime isteyip bu kelimeleri bir string dizisi içerisinde saklayınız. Sakladığınız değerlerin ilk karakterlerini yeni üreteceğiniz bir string içerisinde birleştiriniz. Üretilen yeni kelimeyi ekrana yazdırınız. Evet, başlayabiliriz. Evet, kaç adet sayı gireceksiniz şeklinde soru sordum. Kaç adet yazı gireceksiniz? Kelime gireceksiniz. Kullanıcı o esnada bize sayıyı versin. Sayı eşittir. sc.next'in kaç adet kelime girmesi gerektiğini kullanıcı bize söyledi. Şimdi ne yapacağız? Bir tane dizi üreteceğiz. String dizisi. Kelimeler diyeceğiz. Eşittir name string dizisi. Evet, niye hata veriyor? Evet, new string parantezi içerisinde uzunluğu belirtmem gerekiyordu. Sayı dedik. Şimdi bir for döngüsü üreteceğiz. Neden üreteceğiz? Her defasında dışarıdan tek tek yazı istesin diye. For döngüsü ürettik. Ne kadar gidecek? Sayı kadar ya da kelimeler stringinin length değişkeni kadar. Length bir değişkendir. Metot olsaydı şurada parantez açılış kapanış olurdu. Dizinin length değişkeni bize dizinin eleman uzunluğunu verir. Length burada kelimeler ismindeki string dizisinin kaç elemanlı olduğunu bize söylüyor. Kelimeler.length demekle dışarıdan aldığımız sayı aynı değeri içerdiği için sayı da diyebilirsiniz. Her defasında bir kelime girdiniz yazıyor. Dışarıdan o esnada istediğim kelimeyi ne yapacağım? Diziye atacağım, değil mi? Yani next diyelim ilk etapta. Dizinin ilgili indisini atmam lazım. Yani ben for döngüsünü hem sürekli dışarıdan değer isteyebilmek için hem de ilgili dizinin ilgili indisi içerisinde değer ataması yapabilmek için istemiştim. Kelimeler köşeli parantez i eşittir kelime. Kelimeler dizisinin ilgili indisine kelime stringinin değerini gönder dedim. Aslında tek bir for'da da yapabilirim. Farklı bir for döngüsü üretiyorum. For içi yapabilirim. For içi seçtim. String str diyelim buraya. Şimdi bu for döngüsünün üstünde de şunu yapıyorum. String yeni kelime eşittir boş bıraktım. Mantıken dışarıdan istediğim her bir kelimenin ilk karakterini yeni kelime isimli string içerisinde birleştirerek sürekli ekleme yaparak değerini değiştireceğiz. Nasıl yapacağız? Operatörleri hatırlayın. Hangi operatör birleştirme işlemi yapıyor? Artı yeni kelime değişken değeri eşittir yeni kelime değişken değerini üzerine eklenecek str'nin çare sıfırı. Ya da bunu yazmak yerine artı eşittir de diyebilirsiniz. Burada ne yaptım? Kelimeler dizisinin her bir elemanını bana yazdır. str.charet 0
her kelimenin ilk karakterine bize dönüyor. Yeni kelime artı eşittir ise yeni kelime isimli string'in içerisine aldığın her bir dizi elemanının ilk karakterini birleştir ve birleştirip yeni ürettiğin kelimeyi ekranda yazdır dedi. Bakınız çalıştıralım. Kaç adet kelime gireceksiniz? 3 diyelim. Kelime giriniz Ahmet. Kelime giriniz Leyla. İsmet. Ne oldu? Ali. Yani her bir string'in ilk karakterini birleştirdim. Yeni bir string elde ettim. Bunu yazanlardan yeni bir örnek istiyorum. Örnek şu. Dışarıdan bir string değer isteyin. String'in her bir karakterini tek tek ekranda alt alta yazdırmanızı istiyorum. Evet, yeni örneği yazıyorum. Bakın dikkatlice izleyin. Yazdığımız kodların hepsinin ne manaya geldiğini iyi şekilde bilmemiz lazım. Örnek 7. Dedim ki size dışarıdan bir string isteyin. Dışarıdan istediğin string'i her bir karakterini alt alta yazdırın demiştim. String str eşittir sc nokta next. Evet, string'in karakter uzunluğu nasıl bulunuyor? Bir for döngüsü açsın. For döngüsü sıfırdan başlasın. Arg.net. Burayı siliyorum. Ne kadar dönecek? Kaç defa dönecek? String'in karakter uzunluğu kadar dönecek. Yani str nokta length. Length metodu string'in karakter uzunluğunu döner. Yani for döngüsü o kadar dönsün demek. Sistem alıp printlenen str nokta charet i. I her zaman sıfırdan string'in karakter uzunluğuna kadar gideceği için charet metodu her zaman birinci karakteri, ikinci, üçüncü, dördüncü şekilde bütün karakterleri alt alta yazdırıp ekranda gösteriyor. Şerif yazdım. Enter'a bastım. Bütün karakterleri alt alta getirdi. Evet, örnek 8 çarpım tablosu yapacağız şimdi. Birlikte yazalım. Şimdi bir tane metot üretiyorum. Main metodun 3 satırında. Static void çarpım tablosu. Int sayı. Henüz metotlara geçmedik ama bu örneği sürekli kodları tekrar etmemek için metot üretmem gerekiyor. Bir for döngüsü ürettim. Sıfırdan başlasın. 10'a eşit olana kadar her zaman sayıyı saysın. Yani for döngüsü 10 defa çalışsın. Metot argümanından gelen değeri sayı ile 1-10 arası çarpma işlemi yapar. Sistem alt printlen i artı çift tırnak açtım kapattım şöyle çarpı yazıyorum artı sayı artı çift tırnak içerisinde eşittir çift tırnak sonrasında artı parantez açtım kapattım sayı çarpı i. Yani bu metot argümanından gelen sayıyla for döngüsünün içerisindeki integer i'nin son değeriyle değeri çarparsam atıyorum burası 5 gelirse 5'te 1'i çarpacak 2'yi 10'a kadar bütün sayıları çarpmış olacak. Bir de bir for döngüsü de main metodu içerisine ekledim. Bu da 1'den 10'a kadar olan bütün sayıları çarpım tablosu değeri içerisinde çarpmak için kullanılsın. 1 ile 10 arası
sayı saydırmak için bu metodu ürettik. Sistem alt printlen. Şöyle diyelim. I artı sayı için çarpma işlemi. Ben slash n diyorum. Bir alt satıra dönüştü. Çarpım tablosu metodunu buraya çağırdı. İ'yi gönderdi. Şu an aslında bir iç içe for döngüsünü kullanmış olduk. Bakınız 1'den 10'a kadar 2'den yine 2'den başlayıp 20'ye kadar yani her bir sayı burası 1 ile 10 arası çarpma işlemi yapıyor. Bu da metot argümanından gelen sayıyla 1-10 arası bütün çarpma işlemlerini yapmak için. Bunu da not alalım. Yine basit bir örnek bu. Bu örneği bitirenler yeni örnekte şunu istiyorum. Dışarıdan olmasın bu sefer. Random sınıfını anlatmıştık. Random ne işe yarıyordu? Rastgele sayı üretiyordu. Bir for döngüsü üretin. Döngü 10 defa dönsün. 10 defa bir integer dizisi içerisinde rastgele sayı yapsın. Yani random metodu random sınıfı sayesinde 10 adet rastgele sayı ürettirip o sayıları ilk etapta ekrana yazdırmanızı istiyorum. Örnek 9. Main metodumu ekledim. Demiştik ki random sınıfı random eşittir new random. Random ne işe yarıyordu? Rastgele sayı üretebilmek için kullandığımız bir sınıfta. Şimdi bir for döngüsü ürettim. Ne kadar gidecek? 0'dan 10'a kadar gidecek. Yani toplamda for döngüsü 10 defa dönecek. Bir de 10 elemanlı bir integer dizisi üretiyorum. Dizi eşittir div integer dizisi. Uzunluk 10. 10 elemanlı bir dizi üretip dizinin ilgili indis değeri eşittir random nokta next things içerisinde parantezin değer belirtirsem atıyorum 1000 dedim. 0 ile 1000 arası rastgele bir sayı üretip dizinin ilgili indisine atacak. Bu for döngüsü rastgele sayıları ilgili dizi indisine atabilmek için ürettik. Rastgele sayıları dizi elemanlarına atabilmek için ürettik. Bir for döngüsü daha yazıyorum. Bu for döngüsü bana sadece bu dizi içerisinde attığım elemanların tek olanlarını yazdırsın. Dizi nokta length olarak kalabilir. Ya da 10 da diyebilirsiniz. Dizi nokta length. Dizinin length değişkeni dizinin uzunluğunu döner. Şunu diyelim. Sadece tek sayılar. Dizideki tek sayılar. Sistem alt printlen dizinin iyisi yazacağız ama bunu yazarsak bütün elemanları döndür. Ben hepsini döndürmesini istemiyorum. Dün de yapmıştık. Tek olanları yazdırmak istiyorsak ya da çift olanları yazdırmak istiyorsak ne yapacaktık? Bölümden kalana bakacağız. Yani if i %2 eşit 0 ise bölümden kalan 0 ise çift sayıdır. Eşit 1 ise bölümden kalan 1 ise tek sayıdır. Ya da eşit değildir 0 da diyebilirsiniz. Bunu kopyaladım. Dizideki çift sayıları yazdığımı diyelim. Dizideki çift sayılar. Burası da 0 olacak. Çalıştıralım. Bakınız rastgele 10 adet eleman üretti. O elemanların tek olanları çift olanları ekrana yazdırdım. Bu arada burada bir problem var.
Sondaki karaktere bakmıyor mu? Eşit değildir desek. Dizinin üyesini görmüyoruz. Evet, pardon. Ben diyorum bir yerde bir hata oluştu. İyi %2 eşit eşit. İyi demeyeceğiz. Polis de yapabilirsin. Dizi köşeli parantez iyi. %2 bir ise. Dizi köşeli parantez iyi %2 sıfır ise. Şimdi bir deneyelim. Evet, 2, 5, 3, 1. 8, 2, 6, 2, 8 şeklinde geldi. Polis'te de yapabiliriz. Yani polis'te daha kısa yazabilirsin. Burada maksat for dönüşünü daha çok pekiştirebilmek. Polis'in yazımı zaten daha basit. Şöyle Google'dan bir araştıralım. Popüler software yazılım dilleri 2019 diyelim. Kyogre grafikleri var arkadaşlar. Yıl yıl bunları belirli periyotlarda hazırlıyorlar. Kyogre.com diye bir adresten bunları bulabiliyorsunuz. Şimdi ben bir yazılım dili öğrenmem gerekirse neye göre karar vereceğim? Yani öğrendiğim yazılım dili beni rahat bir 5 yıl götürmesi lazım. Bir yıl atıyorum bu yıl bir yazılım dili öğrendim. Önümüzdeki sene o yazılım dili ölüyorsa benim için o bilgiyi öğrenmek kıymetli değildir. Java benim gördüğüm arkadaşlar yıllardır İlk üçte. Hatta birkaç yıldır bunları uzun uzun takip ediyorum. Java lider. Birinci sırada. İkinci sırada C. Üçüncü sırada C++ görüyordum. Sürekli bu şekildeydi. Artık Python yükselişe geçti. İlk üçte Python, C, Java yazılım dillerini görebilirsiniz. Python popülasyonu yüksek. Bunun haricinde bir sürü alanda Python kullanılabiliyor. Bugün web yazılımından tutun. Masaüstü programlamayı, konsol kısmından veri analizi, yapay zekaya kadar bir sürü alanda Python kullanabiliyorsunuz. Bu nedenle Python yükselişe geçti. Yani sadece burada amacımız bir yazılım dili öğrenmek değil. Belki size şu an döngüleri gösteriyorum. Python'da öğrensiniz. Python'ın döngünün de nasıl yazıldığını yine öğrenmeniz gerekecek. Yani bir yazılım dilini tam manasıyla öğrenebilirsiniz. Yeni bir yazılım dili öğrenmeniz doğru değil. Gerçekten bu şekilde. Şimdi öğrenmekten korkmayın. Şimdi diyorum ya size. Java'yı öğrenirseniz C# yazılım dilini çok rahat öğrenirsiniz. Çünkü sintaks birbirine çok yakın. Benzer kavramlar orada da var. Main metodu aynı. Main'i sadece küçük harfle başlayan M'yi orada büyük harfle yazıyorlar. String aynı. Orada string'in S'si küçük, bizde büyük. Yani böyle ufak tefek sintaks farklılıkları var. Bu nedenle bu eğitimden sonra mesela masaüstü programlama kısmına geçmek istiyorsanız Java'nın Swing'i ya da Java'nın FX fonlarını araştırabilirsiniz. Java üzerine ilerlemek istiyorsanız. Ya da C# başlangıç yapıp C# form uygulaması nasıl yazılır? Form application nasıl üretilir? Bunları da araştırabilirsiniz. C# adapte olmanız çok kolay olur. Çünkü burada object oriented programming yapısını rahatlıkla öğreneceksiniz. Bunun haricinde web kısmında arkadaşlar PHP en popüler web yazılım dillerinden biridir. Yani C# da bir web sitesi çıkarabilirsiniz. PHP ben 10 yıl önce öğrendim. 2018'de öğrenmiştim. 2008'de öğrendim ilk. Yani şu an hala aynı PHP kodlarını kullanıyorum. 3 yıl 5 yıl içerisinde PHP'de birkaç konu eklendi. Onun içerisinde değişkendir, döngüdür. Aynı. Hiç değişen bir şey yok. Java 10 yıl önceki Java ile şu anki Java aynı. Ne yaptılar? Yeni üzerine yıllık özellik ekliyorlar. Bunun haricinde o yeni gelen özellikleri öğrenmek gerekiyor. Yani ben bugün yeni bir yazılım dili öğrenecek olsam Python'a bakarım. Üniversitelerde yine C++ dersleri gösterilebiliyor. Programcılıkta arkadaşlar Java programlama, C# programlama eğitimleri anlatılıyor. Bunun haricinde bazı üniversitelerde yine Python'ı gösteriyorlar.
Yani bana sorarsanız bu işin sonu yok. Öğrenebildiğiniz kadar öğrenin. Yani öğrenin dediğim zaman da gidip bunu hepsini bir göz atmak mantıklı değil. İhtiyacınız ne? Yani hangi uzmanlığı kazanmak istiyorsunuz? Siz atıyorum masaüstü uygulama geliştiricisi mi olmak istiyorsunuz? Web geliştiricisi mi olmak istiyorsunuz? Mobil uygulama geliştiricisi mi olmak istiyorsunuz? Oyun programcısı mı olmak istiyorsunuz? O hedefiniz her neyse o hedefinizde bir rota çizip öğrenmeniz gereken eğitimleri başında bir kararını verin. Çünkü Java'yı öğrendiğiniz zaman belki ilerleyen zamanda işinize yaramayacak. Ben C Sharp'ı biliyorum. C Sharp'ta uzmanlığım var. Java dersini anlatıyorum. Android'de Java'da kullanıyorum. Şimdi C Sharp ne işime yarıyor? Bazen bir web sitesi yapmam gerekiyor. Bir masaüstü uygulaması yapmam gerekiyor. Ben zaten diyorum ki C Sharp'ı biliyorum. Acaba diyorum Python'da mı yapsam daha hızlı çıkarırım? Java ile mi yapsam daha hızlı ya da daha performanslı çıkarırım? Yoksa C Sharp'la mı en hızlı sürede bu uygulamayı üretirim kararını verebiliyorum. Ama bu kararı vermeden önce o yazılım dillerine de bir göz atmakta fayda oluyor. Yani bir programcı sadece ben bir yazılım dilini öğrendim bitti diyemez. Sürekli öğrenmeye açık biri olması gerekir. Sürekli yeni teknoloji takip eden, yeniliklerden haberdar olabilen biri olması gerekiyor bir yazılımcı. Bu nedenle tamam ben Java'yı öğrendim dedikten sonra farklı yazılım dillerine de muhakkak göz atın. Burada yine gidebileceğiniz şu an ikinci dönem kayıtları açık olan branşlar var. Python mesela. Python'a ikinci dönem kayıt olabilirsiniz. Şubat'ta başlayacak gruplara. Yeni gruplara. Mesela PHP'ye gidebilirsiniz. Open source. Açık kaynaklı yazılımlar. Popülasyonları bunların yüksektir. C Sharp'a gidebilirsiniz. Yani hedefiniz her neyse. Mesela Swift'te iOS uygulama geliştirmek için kullanılıyor. Yani iOS'ta iPhone için bir uygulama üretmek istiyorsan Swift yazılım dili öğrenmen lazım. Ya da bunların alternatif olarak Native burada göremiyorum. Gerçi onlar JavaScript tabanlı da olabiliyor. JavaScript hem web yazılım için kullanılıyor hem de sunucu tarafından mesela JavaScript ile hem Android hem de iOS uygulaması üretebiliyorsunuz. Yani farklı teknolojilere de adapte olabilirsiniz. Bu nedenle bir yazılım dilini tam manasıyla öğrendiğiniz zaman yeni yazılım dillerine de muhakkak göz atın. Ama öğrendiğiniz bilgiyi sildirmeden farklı bir yazılım diline bakmayın. Çünkü kafa karışıklığı olur. Java'yı tam öğrenmeden gidip Python'a ya da C Sharp'a bakmak çok mantıklı olmuyor arkadaşlar. Bu nedenle ben Java'yı öğrendim. Tamam Java'yı öğrendim. Ben Java'yı nerede kullanacağım? Önce kendinize bir hedef çizmeniz lazım. Durduk yere kimse bir anda Java'yı öğreneyim demez. Hedefiniz olması lazım. Java'nın web kısmına mı bakacaksın? Masaüstü programlama kısmına mı? Mobil uygulama geliştirme kısmına mı? Yoksa farklı bir yazılım dilinde öğrenip onun da üzerine bir şeyler katabilmek için mi? Yazılım dilleri arasındaki farklılıkları iyi şekilde öğrenebilmek için farklı yazılım dillerinde daha zengin bir altyapı oluşturmak için de yine bir yazılım dili öğrenmek mantıklı olabiliyor. Ya da üniversite derslerine de katkı olabiliyor. Bu nedenle yani bir yazılım dili öğrenmeden önce bir karar vermeniz lazım. Java'yı niye öğreniyorsunuz? Python'ı niye öğreniyorsunuz? Hangi amaçla kullanacaksınız? Bunları bilip belirli bir hedefe öğrenmek gerekiyor. Sorusu olan var mı bu konuda? Yani ben Java'yı üniversitede öğrendim. Java'yı ne için öğrendim? C Sharp'ta Java'yı bize aynı zamanlarda ders olarak anlatıyorlardı. Java'yı da çok seviyorum. C Sharp'ı da. Ama ben gündelik olarak C Sharp'ı o kadar çok fazla kullanmıyorum. Çünkü ben Java üzerine Android uygulamaları yazıyorum. Java en çok benim Android uygulaması geliştirebilmek için işime yarıyor. Bunun haricinde hani oturayım da konsol tarafında bir Java uygulaması yazayım hiçbir zaman demiyorum. Çünkü C Sharp'ı da biliyorum. Diyorum ki en hızlı şekilde bir masaüstü uygulaması yapmak için Java'yı mı kullansam daha mantıklı olur? C Sharp'ı mı? Diyorum ki C Sharp'la yaparsam bunu en hızlı şekilde çıkarabilirim. Farklı yazılım diline yönelmek lazım. Bu nedenle yani sadece Java değil ya da sadece Python ya da C Sharp değil. Diğerlerine de bir bakmak lazım. En azından oradaki yapıları anlayabilmek adına farklılıkları gözlemleyebilmek adına bir başlangıç yapmak lazım. Daha sonra bir şirkete girdim. Şu dilimi kullansam, bu dilimi kullansam tercih ederken zorluk yaşamaz.
Mesela Java'da oyun yapmak çok mantıklı olmuyor. Ben ilk başladığım zaman Java'da oyun kütüphanelerini araştırdım. Çok bir şey bulamadım. Dedim ki demek ki Java'nın oyun geliştirme kısmında çok bir alternatif seçeneği yok. C# biliyordum. Dedim ne kullanabilirim? Unity. C# biliyorsanız Unity'de oyun yapmak daha kolaydır. Yani en azından bir altyapınız zaten var. C# değişken nedir? Döngü nedir? Bunu biliyorsunuz. Bunun haricinde Unity oyun motorunun kütüphanesini, klaslarını metottan anlamaya çalışıyorsunuz. Yani bir hedef olması lazım. Mesela C# web'de kullanabilirsin, konsolda kullanabilirsin, masaüstünde kullanabilirsin, mobil uygulama geliştirmede kullanabilirsin, oyun programlamada da kullanabilirsin. Yani bir temeli hangi amaçla öğreneceğiz, bunu da bir iyi şekilde karar vermek lazım. Ama şu an öğreneceğiniz bu eğitim içerisinde öğreneceğiniz Java bilgisi hiçbir şekilde size zarar getirmez. Hatta faydası olur. Mesela atıyorum gittim Python'a. Python'da Java arasında farklılıklar var. Mesela Python'da Java'da yazdığınız kodları daha kısa yazabilirsiniz. Sintaksi daha kolaydır. Ama anlaşılması ilk etapta güç oluyor. Mesela Java'dan C# geçmeniz çok kolay olur. Java'dan PHP'ye adapte olmanız çok kolay olur. Çünkü daha önce değişken nedir, metot nedir? Bunları zaten biliyorsun. Döngü nedir? Java ile yazdığın döngü PHP ile birebir aynı. Değişken aynı. Metot aynı. Yani çok farklı bir yapısı yok. Burada nasıl yazılıyor? O yazılım dilinde nasıl yazılıyor? Sadece bunun kararını verebilmek gerekiyor. Şimdi ara ara bu şekilde bir kendimize yol haritası çizmekte fayda var. Ben hangi alanda uzmanlaşmak istiyorum? Web teknolojisi ve mobilimin masaüstünü. Yani ona bir karar verdikten sonra mesela siz web yazılımcı olacaksınız. İlk bilmeniz gereken web tasarımı. Burada mesela web tasarım eğitimleri var. HTML, CSS, JavaScript ilk etapta bunları öğreneceksiniz. Daha sonra diyeceksiniz ki ben öğrendim HTML'in üzerine ne katabilirim? Hangi web yazılım dili? Atıyorum PHP mi? ASP.NET mi? Java mı? Python'da da web sitesi yapılabiliyor. Bir karar vermeniz lazım. Hangi yolda ilerlemek istiyorsunuz? Birden fazla alternatif var. JavaScript ile ilgili şu an web sitesi programlama olarak yapılabiliyor. Tamamen JavaScript'te. JavaScript'in de framework'leri var. Bir sürü framework. Her biri farklı amaçlarla kullanılıyor. Yani bir alana başladığı zaman her bir alan bir sürü alt alanlardan oluşabiliyor. Mesela JavaScript biliyorum diyorsanız jQuery framework'ünü bilmeniz lazım. Ajax'ı bilmeniz lazım. Node.js'i bilmek lazım. Yani yapacağınız çalışmaya bağlı bunlar. Bu nedenle sürekli kendinizi araştırmaya teşvik etmeniz lazım. Bir şeyleri İngilizce aratıp bir sonuç bulup orada anlatılanları anlayabilmek de önemli bir seviye sonra. Aklımdayken bunları değinmek istedim. Ara ara yine bu şekilde konuşabiliriz. Bazı sorularınızı alabilirim. Yani bazı kısımlarda yine bilgi deneyimim var. Mesela herhangi bir yazılım diline başladığınızda atıyorum PHP de olabilir, C# da olabilir, Python, Java her biri aynı seviyede benim için. Bir yazılım dilini bilmeden önce ya da bildikten sonra da yapabilirsiniz bu işi. İlk etapta algoritmayı öğreneceksiniz. İlk bu. Daha sonra yazılım dili. Algoritmadan sonra temel veri tabanı tasarım eğitimi. Bu temel veri tabanı eğitimini herhangi bir yazılım dili öğrendikten sonra da yapabilirsiniz ama öncesini almakta fayda var. Çünkü biz eğitim içerisinde ekle sil güncelle işlemlerini 2-3 günde anlatıyoruz. Bunları uzun uzun veri tabanı işlemlerini anlatmıyoruz. Bunları tam manasıyla anlayabilmek için farklı eğitimleri de almak lazım. Veri tabanı eğitimleri, SQL eğitimleri almak lazım. Daha sonra diyeceksiniz ben hangi yazılım diline başlayayım? Bunun kararını siz veriyor olacaksınız. Çünkü bu temel bir eğitim. Eskiden yine biz burada Swift kısmını falan anlatıyorduk. Şimdi dedik ki eğitimleri bölelim. Bu eğitimi sadece Java programlama bölüp 3 tane eğitim açıldı. Bu eğitimlerde masaüstü programlama kısmı ayrıca yok. Normalde şu an bizim 80 saatte anlattığımız konunun üzerine eklenmesi gereken masaüstü programlama konusu var. Java, FX, Swing konuları. Yani artık bunları eğitimden sonra merak ediyorsunuz. Kendi başınıza araştırmanız lazım. Araştıracağınız konular Java Sling, Java FX. Sorusu olan var mı? Bir şey daha Buyurun. Android Studio 4 Java
Örnek 10 diyelim. Evet, şimdi o esnada hem ekranı ikiye bölebilirsiniz arkadaşlar. Ekranı bir anda sağ tarafı yarıya bölüp bir anda da kod yazabiliyorsunuz. Projektörü de eğer tam göremiyorsunuz dediğini açık bırakıyorum ben. Şimdi bir tane metot üreteceğiz. Bu metot bize primit üretecek. Bir anda ben yazarken bir anda takibini yapın, bir anda siz de yazmaya çalışın. Static void primit üret diye bir metot yazdım. Metotları ayrıca da bir konu olarak anlatacağımızı tekrar hatırlatmak isterim. Char karakter dedi. Bir for döngüsü açtık. For döngüsü ondan başlasın. Sıfıra kadar gitsin. XX diyorum. Yani bir sayı büyükten başlayıp küçüğe kadar gidecekse, ondan başlayıp sıfıra kadar gidecekse artı artı bir eksi eksi devam lazım. Yoksa döngü çalışmaz. Bir de integer b diye bir şey ürettim. Bir for döngüsü daha ürettim. Bakınız bunlar şimdi bu örnekte iç içe for döngüsünü aslında size örneklendiriyorum. Yani bir piramit üretebilmek için şekil olarak iç içe for döngüsü üretmeniz gerekiyor. Şuraya int j olan kısma şöyle diyelim, int b diyelim burayı, b, j olan kısmı b olarak değiştirin. Burayı da i olarak değiştirin. System on print alan içerisinde boşluk, boşluk bırakmıyorum, çiftin karşısını kapattım. İçerisinde bir boşluk bırakıyorum sadece. Sadece bir karakter boşluk. Şimdi bu boşluğu bırakmazsanız piramitte yıldızlar yan yana eklenirken farklı bir görüntü oluşturuyor. Boşluk özellikle bırakıyorum bu for döngüsünde. Bu for döngüsünün bir alt satırında integer for j diye bir şey üretiyorum. J b'nin değerinden başlasın. Array length olan kısmı 10 olarak değiştirdim. J artı artı. System out print. Bakın bu arada burayı yanlış yazdım. Printlen ne yapıyordu? Bir alt satıra düşürüyordu. Bir alt satırda değil, yan yana yazdırmasını istiyorum. Printlen değil de printlen yazan kısımları print olarak değiştirmenizi isterim. Karakter arttı. Bir boşluk daha bıraktım. For döngüsünden çıktıktan sonra ise System out printlen. Evet, bu şekilde yazdım. Bunları bir yazalım. Şimdi bu metot bize piramit üretiyor. Yani çıktısını görmek istiyorsak piramit üret metodunu yazdım. İçerisinde yıldız yazdım. Evet, tek çarp istediği için çift tırnak değil tek tırnak ekledim. Çalıştırdım. Bakınız bir yıldız piramit üretti. Yıldızı yazan kısmı tire yaptım. Şekil olarak tire geldi. Atıyorum buraya diyez ekledim. Diyez şeklinde bir piramit üretti. Yani hangi karakteri verirseniz o metot o tipte karakterleri birleştirerek yan yana eziyor. Yani bir piramit görüntüsü elde etmiş oluyorsunuz. Bakınız bir for döngüsünün içerisinde birden fazla for döngüsü yazabildim. Yani iç içe istediğiniz kadar for döngüsü yazabilirsiniz. Aslında iç içe for döngüsüne bir örnekti bu. Tabi bunu iyi anlayabilmek için şunu yapmak lazım. Her bir for ne zaman çalışıyor onu öğrenmek lazım. En üstteki for ondan başlayıp sıfıra kadar sayı saydırıyor. Alttaki for ise boşluk bırakmak için kullanılıyor. Yani eğer ben burayı yazmış olmasaydım
bu Ford Öncüsü olmasaydı şekil olarak sürekli böyle gelecekti. Bu şekli bu şekilde değil de her birinin arasında boşluklar bırakırsam böyle bir şekle geliyor. Yani dik üçgen değil de bunu her bir karakteri yazdıktan sonra boşluk bıraktırırsam istediğim görüntüyü elde ediyorum. Yani bu ilk for dönüşü her bir karakter sonrasında boşluk bırakmak için kullanılıyor. Öncesinde diyelim. Buradaki alttaki for döngüsü ise bakalım ne işe yarıyormuş. Alttaki for döngüsü karakterleri yazdırıp boşluk bırakmak için kullanılıyor. İlk C eşittir B demişiz. C'nin değeri B'nin değerinden başlıyor. Eğer burası sıfırdan başlasaydı ne olurdu? Görüntü farklı geliyor arkadaşlar. C'nin değeri her zaman B'nin değerinden başlıyor. Yani bir döngünün başlangıç değeri farklı bir döngünün değerinden başlarsa farklı bir sonuç elde etmiş olursunuz. Yani iç içe döngüler her bir döngünün çalışma şartı farklı bir döngüye bağlı şekilde gerçekleşiyor olabilir. Bunu bir yazalım. Bir metot daha yazacağız. Yine farklı bir örnek olacak. Tekrar söylüyorum. Arkadaşlar burada ilk B yazmamın sebebi şu. Ufak bir esprisi var. Bunun başına ilk B yazabilirdim. Ama alttaki döngü de üstteki döngünün değişken değerine göre ilerlemesi gerektiği için bu ilk B'yi bir üç satır aldım. Yani B'nin değeri her zaman B eşittir 0, 1, 2, 3, 4 şeklinde ilerleyecek. Buradaki yukarıdaki değişken değerin her zaman dolduracak. Eğer ilk B'yi yukarı almasaydım burada üretmiş olsaydım alttaki for döngüsü üstteki for döngüsünün değerine göre sürekli değişeceği için burada B'yi görebilecekti. B'yi görebilmesi için buradaki int B ifadesini bir üst satıra tanımlıyorum ki alttaki for döngüsü B'nin ne olduğunu bilsin. Yani bir değişken değerini sürekli değiştirip alttaki for döngüsü de çalıştırmış oluyorum. Aynı for döngüsünü farklı bir şekilde daha yazalım. Burayı bitirdiysek eğer altta yazdıklarını da lütfen hızlıca geçirin. Static point save parameter üret integer uzunluk yine bir for parantezi açtım, kapattım. Eşittir dedim. Uzunluk kadar gidebilsin. Yani sıfırdan başlasın uzunluğa kadar for döngü sürekli ilerleyebilsin. Ne yaptık? Atıyorum sıfırdan 10'a kadar sayı for döngüsünü döndürdük. Bu for döngüsünü niye ürettik diye sorarsanız satır üretebilmek için. Bu for parantezin içerisinde süslü parantez içerisinde iç içe demiştik ki for döngüleri üretebiliriz. Bir for parantezi daha açtım. Şunu fark ettiniz mi? For içerisinde ürettiğim integerlerin isimleri her zaman i'den başlıyor. Genelde arkadaşlar bunlar yani normalde abc şeklinde de diyebilirsiniz ama ij, kl, m diye gider bunlar. İç içe ne kadar döngü üretirseniz ismi i'den başlar. Daha sonra j, daha sonra k olur. Ne kadar iç içe varsa bunların isimleri çakışmaması gerektiği için farklı değişken isimleri eklenmiş oluyor. J küçüktür, küçük eşit uzunluk diyorum yine. Uzunluk eksi i, j artı artı. Bu da boşlukları üretmek için kullanılıyor. Sistem alt print parantezi içerisinde bir satır boşluk ekledim. Altta bir for döngüsü daha ekledim. Bu for döngüsünün ismi de K olsun. C ile karışmasın.
küçük eşittir i k artı artı sistem of print printlen yazarsanız görüntü farklı çıkar. K artı çiftin arkadaşlar boşluk bıraktım. Bir alt satırı ise pardon for dönüşünden sonra yapacağız. Oradan çıktım. Sistem of printlen bir alt satırı girmiş oldum. Bunun çıktısı ise şöyle oluyor arkadaşlar. Main metodunun içerisine geldiğimiz sayı primitür et dediniz. 5 dediniz örneğin. 0'dan 5'e kadar size bir sayı primitür et dedi. Yani erişte 0 şöyle gösterelim. Evet şöyle bir sayı primitür üretti. 0'dan 5'e kadar gelene kadar sayıları böyle yan yana yazdırabilecek bir primitür etti. 5 olan kısmı 10 yaparsanız 10 tane satır üretir. 0'dan 10'a kadar bütün değerleri görebilirsiniz. Bunları da yazalım. Yani burada for döngüsünün iç içe nasıl kullanılabildiğine bir örnek göstermek için anlattım size bunu. Evet, yeni örneğime başladım. Ne demiştik? Dışarıdan 5 adet sayı isteyelim. Örneği de yazalım. Örnek 11. Dışarıdan 5 adet sayı giriniz. Sayı isteyin. Diziye atınız. Farklı bir döngüde dizideki değerleri toplayıp toplam sonucu ekrana yazdınız. Bakınız dışarıdan değer alabilmek için nesne üretiyorum. Yani bundan sonra artık ne üretmeniz gerektiğini aslında biliyor olursunuz. Dışarıdan değer alabilmek için ilgili nesneyi zaten biliyor olursunuz. Sistem noktayı. Evet dışarıdan değeri aldım. Şimdi ne yapmam lazım? Bir integer dizisi üretmem lazım ki dışarıdan aldığım her bir değeri bir dizide saklayabilmem gerekir. Dizi eşittir. Bir integer dizisi. Kaç elemanlı? 5. Şimdi bir for döngüsü ürettim. For döngüsü 5 adet dönmesi demekle dizi nokta length demek aynı şey. Çünkü dizi nokta length şuradaki bize 5'i döndürüyor. Buraya 5 yazarsanız bir süre sonra dizi elemanı değişirse burası statik kalacağı için düzgün bir kullanım olmaz. Dinamik hale getirmek istiyorsanız, dizinin eleman sayısı kadar olsun istiyorsanız her zaman dizi nokta length şeklinde çağırmakta fayda var. Herhangi bir dizinin nokta length değişkenidir. Bakın sonuna parantez açış kapanış olsa metottu. Length değişkendir. Dizinin değişkeni. Dizinin length'i bize her zaman dizinin eleman uzunluğunu verir. Şimdi her zaman şunu yapıyorum. Lütfen sayı giriniz. Dizinin ininci indisi eşittir. sc.next. Her zaman dışarıdan değerleri aldım, diziye attım. Farklı bir döngü daha üretiyorum. Bu da dizi length kadar gitsin. Bu döngü ise ne yapacak? Integer geçici eşittir 0. Geçici ne demem lazım? Geçicinin üzerine dizinin elemanını eklemem lazım değil mi? Geçici artı eşittir. Dizinin i'si. Sistem printlen dizi elemanları toplamı. Artı geçici. Bakınız denemesini yapalım. Lütfen sayı giriniz. 10, 20, 30, 40, 50. Topladım 150.